Hanımefendi buyurunuz. Hayırlı Ramazanlar hocam. Siz Kırcaali'den mi geldiniz? Evet, Kırcaali bölgesinden. Hoş geldiniz. Sizi izlemeye severek takip ediyoruz, izliyoruz. Şeref verdiniz, onur verdiniz efendim. Benim bir sorum olacaktı. Ben küçükken annem vefat etmiş. Evet. Ve derler ya cennet annenin ayaklarının altında diye. Ben onun için ne yapabilirim? Nasıl bir hayır veya herhangi bir şekilde onun cennetliğini kazanabilirim? Onu merak etmiştim. Evet, yani anneniz sağ olsaydı tabii ki ona itaat ederek, ona iyilik ederek, onu severek, sevdiğinizi söyleyerek, ona her konuda sıkıntısını gidererek yardımcı olurdunuz. Annenin ayakları altındadır cennet. Hadistir gerçekten. El cennetü tahta akdamil ummahat. Cennet annelerin ayakları altındadır diyor Peygamberimiz. Şimdi siz onu görmeseniz bile anneniz sizin cennetinizdir yani. Size belki ahirette şefaat edecektir. Onun için ne yapabilirsiniz? Dua edersiniz. Teyzeniz hayatta mı? Evet. Teyzenize iyilik edersiniz. Çünkü teyze annenin yarısıdır. Efendim, elinizden geldiği kadar ona iyilik edersiniz. Dayınıza eğer sağsa, dayınıza iyilik edersiniz. Annenin yaşıtlarına iyi yardım edersiniz. Kardeşlerinizle iyi geçinirsiniz. Çünkü kardeşle iyi geçinmek anneyi sevindirir. Ve mutlaka anneniz sizden haberdardır. Sizin dualarınızdan, iyiliklerinizden, okuduğunuz Kur'an'dan. Mesela iki rekat namaz kıl, anneme gönderdim Allah'ım de. İleriden oruç tutun, sevabını anneme bağışladım. Hem size sevabı yazılır, hem annenize yazılır. İki tarafa sevabı yazılabilir. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim hanımefendi. Allah kabul etsin inşallah.